Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gün kısırı yapıyoruz. Günlerde çok kalabalık olduğu için kişi sayısına göre kısırın kıvamını tutturmak zor oluyor. Tam ölçüsüyle 6 kişilik kısır yapıyoruz. Hadi gelin. Kişi sayısına göre bir su bardağı hesap etmeniz lazım. 6 kişi ise 6 su bardağı ince bulgur ya da esmer bulgur ekledikten sonra 6 su bardağı da sıcak su döküp üzerini örtün dinlenmeye bırakın. Ben o dinlenirken sebzelerimi soydum ve doğramaya başladım böyle kare kare küp küp doğradım. 4 tane salatalık, 5 tane domates ve 7 tane de marul yaprağı doğradım içine. Siz değiştirebilirsiniz. Çeşitlendirebilirsiniz. Biber, maydanoz, nane bunları da koyabilirsiniz. Ben sevmediğim için koymadım. Hepsini doğrayıp bir kabın içine alıyoruz ve bundan sonra da sos kısmına geçeceğiz. Bir büyük soğanı alıp doğrayacağız. Bir soğanı küp küp, küçük küçük doğrayın. İçerisine de ben iki çeşit yağ ekledim. 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 5 yemek kaşığı da normal ayçiçek yağı, sıvı yağ ekledim. Bunu ocağa alıp güzelce böyle kaynayana kadar, soğanlar ölene kadar kavuracağız. Aslında ölçüler çok basit. Kişi sayısına göre bir kaşık yağ hesap ederseniz tam kıvamlı geliyor. Büyük yemek kaşığı kullanıyorum ben burada tabii ki de. Siz de bu şekilde yapın. Soğanlarımız iyice kavrulduktan sonra içerisine bir büyük yemek kaşığı kadar salça ekliyoruz. Onu da iyice kavurduktan sonra baharatları, tuz, kimyon, karabiber atıp altını kapatıyoruz bulgurumuzu aldık şöyle iyice bir ezdikten sonra sosumuzu içine katıyoruz sıcak olduğu için ben öncelikle kaşıkla yapmayı tercih ettim sonrasında da elimle güzelce bir yoğurdum yoğurduktan sonra sebzesini katıyorum doğradığım sebzeleri ve bir çay bardağı kadar nar ekşisi koyuyorum bir tane de limon sıkıyorum tam içine eşki güzel oluyor tadını getiriyor iyice karıştırdıktan sonra servisi hazır bu verdiğim ölçüler 6 ve 8 kişiliktir. Rahatlıkla günlerinizde yapabilirsiniz. Tadı da efsane oldu. Şu görüntünün güzelliğine bakın. Daha fazlası için kanalıma abone olup desteklerinizi eksik etmeyin. Sormak istediğiniz sorular varsa da yorumlar kısmına eklemeyi unutmayın.